Alife Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Galiba. Şöyle Jimmy'ye doğru geçelim mi? En havalı kamera. Havalı, çok en seviyorum. Havalı. Ben de çok seviyorum Jimmy'yi. Evet, ekran başında izleyen izleyicilerimize bir kez daha günaydın diyelim. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da güzel bir günaydınla başlayalım. Enerjiyle başlayalım. Beraber söyleyelim hocam. Evet. Ne diyeceğiz tam olarak sevgili Şahlacığım? Yalnız hocam, evet hazır ama ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Günaydın diyeceğiz. Günaydın. 3, 2, 1. Günaydın. Senkron tutmadı. Evet. Yani ama mesaj olarak ayrı ayrı söyleyelim. Günaydın sevgili izleyiciler. Efendim bugün yine çok güzel bir program hazırladık sizin için. Hafta içi her sabah olduğu gibi Doktor Özgür Koldaş'la birlikte ben Deniz Şahla Orucova Bozkurt Beyaz TV ekranlarından İyi Ki Varsın programından sizleri selamlıyoruz yine ve dop dolu bir program hazırladık sizlere. Dikkatli izlesinler. Evet. Özellikle beyleri ekran başına davet ediyoruz. Ama neden beyefendileri? Bakalım konularımız neler ve özellikle kim alıyoruz? Görelim. Prostat büyümesinin sebepleri neler? Prostat ameliyatından sonra idrar tutamama sorunu yaşanır mı? Prostat büyümesinde HOLEP ameliyatı nasıl yapılır? Böbrek taşları kimlerde görülür? Robotik cerrahi ile böbrek taşları nasıl kırılır? Böbreklerde yeniden taş oluşmaması için nelere dikkat etmeli? Prostat büyümesi ve böbrek taşları hakkında merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını üroloji uzmanı Profesör Doktor Remzi Sağlam anlatacak az sonra. Ve tekrar stüdyomuzdayız. Konu başlıklarımızı... Dediğim kadar varmuş değil mi sevgili Şahlar? Aynen öyle. Bütün erkek izleyicilerimizin hepsi ekran başında. Evet, özellikle bugün çok önemli bir konu. Prostat tedavisini konuşuyor olacağız ama böbrek taşlarını da konuşacağız. Dolayısıyla bu konuyla ilgili muzdarip olanlar, bu hastalıkla mücadele edenleri ekran başına davet edelim. Çünkü alanında uzman bir ismi ağırlayacağız. Aslında bu alanda yaptığı önemli çalışmalarla da tanıdığımız, ülkemizde çok bilinen ve ekranlarda zaman zaman biz de ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz değerli hocamızı davet edelim mi artık? Aynı zamanda benim askeri tıbbiyeden abimdir. Bizim öyle mi? Gülhane kökenlilerin böyle bir ayrı bir durumu vardır. Hocamızdır ama ayrıyeten de askeri tıbbiyeli büyüğüm olarak da benim meslektaş büyüğüm abimdir. Artık davet edelim mi? Evet buyurun. Profesör Doktor Remzi Sağlam geliyor efendim stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş böyle bir fit, zayıflamış, böyle bir enerjik gördüm sizi. Zayıflamaya gayret ediyorum son tabii. Son yayınlarımızdan sonra birazcık böyle bir zayıflamışsınız evet. Gibi. Zayıflık, fit olmak her spor zaman iyi. Spor mu diyet mi hocam? Diyet. Özellikle diyet. Evet. Beslenmeye dikkat ediyorsunuz. Tabii ki. Sağlıklı yiyecekler. Aslında besin noktasında da size sorularımız olacak hocam. Özellikle hem böbrek taşları ile ilgili evet. Konuşurken hem de prostat tedavisi ile ilgili konuşurken de merak ettiğim şeyler var. Bunları soruyor tabii, olacağız konuşuruz. Size. Masa başına geçelim o halde. Yerinize alalım sizi sevgili hocam. Profesör Doktor Remzi Sağlam efendim stüdyo konuğumuz. Siz onu hem ekranlardan hem de yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı tanıyor olabilirsiniz. Ülkemizin en değerli bilim insanlarından birisi desek yeridir. Böbrek taşlarını ve prostat tedavisini konuşuyor olacağız. Özgür Hocam'la ben merak edilen soruları soracağım ve fakat sizin de merak ettikleriniz varsa veya bize ulaşmak isterseniz ekranlarda gördüğünüz hem sosyal medya adreslerinden hem de WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz bir kez hoş daha bulduk. Yayınımıza. Şimdi prostatla başlayalım istiyorum çünkü pek çok erkeğin başına gelen ve korkutan belki de pek çok kimsenin konuyla ilgili bildiği yanlışlardan dolayı korktuğu rahatsızlıklardan birisi. Nedir prostat veya prostat büyümesi mi desek daha doğru? Biz evet. Sorduğumuz, biz konuştuğumuz zaman bende prostat var diye herkes söyler. Aslında prostat tüm herkeste erkeklerde var. Tüm erkeklerde var. Olmaması sorun. Gereken bir evet. Organ. Bakın prostat her erkekte bulunan bir organ. Ancak ergenlik çağına kadar... Çok aktif değil. Burada maket üzerinde de göstereyim. Şurası idrar kesesi. Altta da prostat yerleşmiş.
İdrar yolu prostatın içinden geçiyor. Ve meni kanalları da prostatın içine açılıyor. Delip geçiyor. Evet. Ve prostat tabii ki bir erkeklik organı. Salgı yapıyor. Mesela spermin sıvısını prostat yapıyor. Ancak yaş ilerledikçe tabii prostatın fonksiyonları da değişiyor. Ergenlik çağından sonra prostat salgılar yapmaya başlıyor. Bu salgılardan en önemlisi halk arasında mezi diye biliniyor. Yani idrar yollarını kayganlaştıran bir sıvı mezi. En önemlisi de yaş daha da ilerleyince 40-50 yaşlarından sonra prostat idrar yolunun etrafında bir büyümeyle kendini gösteriyor. Herkes de büyür mü hocam bu prostat? Herkes de büyümez. Mesela 40-50 yaşları arasında erkeklerin %20'sinde büyüyorsa 50-60 yaşlarında biraz daha çoğunda 60-70 yaşlarında işte %40'ında 50'sinde 80 yaşlarına doğru daha büyük oranda büyüme oluyor. Yani yaş ilerledikçe prostatta büyüme oranı artıyor. Peki genetik bir rahatsızlık mıdır bu? Yani babada, dedede vesaire varsa? Genetiğinde rolü olabilir ama çok önemli bir rolü yok. Hemen şunu söyleyeyim. Neden büyüyor? Evet. Henüz net olarak belli değil. Ancak netleşmiş bazı şeyler var. İşte yaş ilerledikçe vücuttaki hormon değişikliklerinden dolayı, testosteron seviyesinin azalmasından dolayı prostatın büyüdüğü söyleniyor. Henüz peki beslenmeyle bir fark var mı? Şunu yediğimiz için büyüyor, bunu yemediğimiz için? Yiyeceklerle netleşmiş, kesinleşmiş hiçbir ilgisi yok. Yok. Ancak işte biliyorsunuz brokoli yerseniz, işte domates yerseniz prostatınız az büyür gibi söylentiler var sadece. Bunlar ben de onun merakından soruyorum çünkü. Kesinleşmiş işler değil. Peki bu noktada madem besinlerle ilgili konuşuyoruz, şimdi bu tip rahatsızlıklarda genelde işte şunu yersen iyi gelir, geriler veya şu kürü yaparsan gelirler. Prostatta böyle bir şey söz konusu mudur hocam? Yani izleyicilere tercüman olmak adına soruyorum şimdilik, bu soruyu size. Şimdilik kesinleşmiş, netleşmiş hiçbir şey yok. Ama internete girer, bitkisel ilaçlar neymiş, prostata faydalı ilaçlar, zararlı ilaçlar diye bakarsanız ısırgan otundan... Pek çok kür var değil mi? Pek çok kür var. Isırgan otunun faydalı olduğu söyleniyor. Aman ısırgan otu yerseniz prostat büyümesi olmaz deniyor. Özel reçeteler veriyorlar. Fakat bunların hiçbirisi netleşmiş ve kesinleşmiş hocam? Değil. Hani çok fazla şikayeti olmayan hastalar onlarla oyalansınlar. Bizim işimiz orası değil. Bizim işimiz asıl bu prostat büyüdüğü zaman ve hasta da şikayet yapmaya başladığı zaman işte hastalar bize geldiğinde bizim işimiz başlıyor. Ne gibi şikayetlerle geliyorlar size hocam? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Biz 50 yaşından sonra her erkeğin bize gelmesini yani bir üroloji uzmanına gelmesini istiyoruz. 50 yaşından her erkeğin hiçbir şikayeti yoksa dahi gelsin, bir konuşalım, bir PSA dediğimiz bir tahliline bakalım. Bunun ne olduğunu şimdi biraz sonra açıklayacağız. Hatta babasında, amcasında, kardeşlerinde, abisinde bir prostat kanseri hikayesi varsa bu üroloji uzmanına gelme işinin 45 yaşında başlamasını da istiyoruz. Çünkü biraz önce sordunuz, hani prostat büyümesinde genetiğin etkisi var mı? Belki çok yok ama prostat kanserinde genetik ilgi daha fazla gibi görünüyor. Prostat büyümesiyle prostat kanserini aslında halk arasında karıştırıyorlar. Prostat büyümesi, prostat kanseri gibi. Her büyüme kansere yol açar mı hocam? Her büyüme kansere yol açmaz. Ve bize gelen hastalarda bizim yaptığımız önemli işlerden birisi, gelen bu hastada evet şikayetleri var ama kanserle ilgisi var mı ona bakarız. Bunu da iki şekilde anlıyoruz. PSA testi yaptırıyoruz. Bir hormon biz, testi. Bize gelen her hastaya prostatın salgıladığı bir salgıdır bu. Prostat spesifik antijen, kısaltılmış olarak PSA testi diyoruz. PSA 60 yaşına kadar olan hastalarda normalde 2,5'a kadar yüksek. Ama 60 yaşının üzerinde 4'e kadar olması lazım. Bunun üzerindeyse biz hemen hastayı kanser yönünden
daha detaylı incelemelere tabi tutuyoruz. Son zamanlarda multiparametrik MR diye bir teknik gelişti. Eğer bu multiparametrik MR'da prostat kanseri yönünden şüpheli bir yer varsa yine son yılların gelişmesi hedefe yönelik biyopsi yapılıyor. Hı hı. Bu füzyon biyopsi. Bakın şurada görebiliyorsak işte prostat kanseri nasıl oluyor? Şurada bir kanserli doku var. Ekstradan bir yapı olarak kendini gösteriyor, evet, zaten. Tabii multiparametrik MR'da da bu kanserli dokular tespit edilebiliyor. Buradan biyopsi alınıyor, adı konuyor, prostat kanseri deniyor ve ameliyatın şekli değişiyor. Ama PSA normal ise biz tetkiklerimize devam ediyoruz ve hastanın üroflometrisini yapıyoruz. Yani işeme testi. Halk arasında bunun adı idrar testi veya işeme testi. Bu işeme testinde de belli bir seviyenin altındaysa hastanın idrar yapması, ona diyoruz ki siz çok yavaş idrar yapıyorsunuz. Peki içeride kalan idrar var mı? Ona bakıyoruz. Eğer içeride kalıyorsa ve idrar akımı zayıfsa, prostat büyümüşse artık ameliyat zamanı gelmiş demektir. Bir de tabii ki hastanın şikayetleri de çok önemli. Bu hastalarda en bariz şikayetler geceleri idrara kalkma. Bir kere iki kere idrara kalkanlar var ama bir gecede 7-8 kere, 9-10 kere idrara kalkanlar da var. Tabii bu hastalar artık ilaçlara da rağmen rahatlayamıyorlarsa artık ameliyatın vakti gelmiş demektir. Demek ki bir prostat hastasının şikayetlerini dinliyoruz. Hı hı. Gece çok idrara kalkıyor, zayıf idrar yapıyor. Zayıf idrar yaptığını o işeme testiyle görebiliyoruz. Ve içeride idrar kalıyorsa zaten o bir ameliyat sebebi başlı başına. Yani o içeride idrar kaldıkça bir enfeksiyon çıkabilme ihtimali var. Var. Dahası içeride kalan idrarlar daha sonra böbreklerin idrar boşaltmasını da zorlaştırıyorlar. Böbreklerde genişlemeler olabiliyor. Ve üresi, kreatinemisi yükselebiliyor ve hasta bir gün artık idrar yapamaz olunca sonda takılıyor ve hasta bize geliyor. O anda anlaşılıyor ki prostat büyümesi geriye doğru, evet, bir soruna sebebiyet vermiş. Evet. Yani bu kadar kendini ihmal etmiş hastalarda maalesef bir sonda konduktan sonra bir süre bekliyoruz hastanın durumu toparlansın diye. Ondan sonra ameliyatını yapıyoruz. Ama bütün hedefimiz, bütün amacımız hastalar bize gelsin, tetkiklerini yapalım. Şikayetleri hafif derecedeyse onları öncelikle ilaçlarla tedavi etmeye çalışalım. İlaçlar fayda etmiyorsa veya hastaların şikayetleri ileri derecedeyse o zaman artık hastamıza ameliyat teklif edelim. Bu prostat büyümesi. Prostat büyümesi için konuşuyoruz değil mi hocam şu anda? Peki şunu merak ediyorum şimdi. Evet, prostat büyümesi bir hastalık ama kanser değildir dedik. Peki, evet, prostat kanseriyle prostat büyümesi arasındaki belirtilere baktığımız zaman ayırt edici belirtisi var mı? Ya bu prostat kanserinin belirtisi bu, yok prostat büyümesinin belirtisi. Kişi için soruyorum. Evet. Tabii ki prostat kanseri olan bir hasta da birçok şikayetle bize müracaat edebilir. Ama orada biz PSA'ya bakarız. PSA yüksekse demin söylediğim gibi multiparametrik MR'lar yapmak, biyopsiler yapmak suretiyle prostatta kanser olduğunu tespit etmeye çalışırız. Eğer prostat kanseri var ise hemen söyleyeyim, o zaman prostatın tamamını ameliyatla çıkarırız. Biz bunun adına radikal prostatektomi diyoruz. Bakın seyircilerimiz bu portakal acaba yemek için mi getirdi, evet, diye de düşünebilirler. Yani hemen portakalla başlayalım. Hastalar prostat olayını bir portakal üzerinden çok iyi anlıyorlar. Bakın burada bir portakal var. Portakalın içi var ve bir de kabuğu var. İçi sonradan büyümüş, yolu tıkayan prostat. Bu kabuk da içerideki büyümeden dolayı dışarıya doğru itilmiş hastanın kendi prostatı. Orijinal prostatı. Şimdi prostat büyümesinde nasıl ameliyat yapıyoruz? Prostat kanserinde nasıl ameliyat yapıyoruz? Hemen anlatayım. Prostat büyümesinde biz portakalın içini çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bunu HOLEP ameliyatıyla da
çok güzel bir şekilde başarabiliyoruz. Ama prostat kanserinde biz prostatı kabuğuyla birlikte, yani hastanın kendi prostatıyla birlikte tamamını çıkarıyoruz. Çünkü kanser bu kabukta da olabilir. Evet. Hastanın kendi prostatında da olabilir, içinde de olabilir. Ve geriye kalan idrar yolunu idrar kesesine dikiyoruz, ağızlaştırıyoruz. Peki bu ameliyattan sonra idrar kaçırma problemi olabilir mi hastalarda? Hangi ameliyat? Prostat büyümesi ameliyatı. Kanserden dolayı mı? Prostat büyümesi daha çok sizin herhalde uğraş alanınıza giren. Şimdi izin verirseniz biz bugün burada ağırlıklı olarak HOLEP ameliyatını anlatacağız. Maalesef Türkiye'de HOLEP ameliyatını yapan sadece 3-4 merkez var. Bunlardan birisi de biziz. 10 yıldan beri bu ameliyatları yapıyoruz ve işte herkes internete giriyor. Bu prostat ameliyatları nasıl yapılıyor diyor. En mantıklı ameliyat buymuş diye kalkıp geliyor. Şimdi bakın, diğer ameliyatlar nasıl yapılıyordu? Burada yine görüyorsunuz ortada kırmızı görülen kısım prostatın sonradan büyümüş olan kısmı. İtrafındaki sarı kısım da portakalın kabuğuna benzeyen orijinal prostat. Orijinal hastanın kendi prostatı. Biz normalde tur dediğimiz ameliyatla bu prostatı şurada görüldüğü gibi küçük küçük parçalar halinde, buna yongalar halinde de deniyor, çıkarıyoruz. Ancak bu işlemde prostat büyüdükçe prostatın tamamını çıkarmak mümkün olmuyor. Hele 80-100 mililitreden sonraki prostatlarda artık turla ameliyat yapmak mümkün değil. Green light normal denilen, gramajı nedir hocam prostatın? Prostat normalde 20-25 gramdır. 20-25 gramdır. Ne kadar büyüyebilir? 300 mililitreye, 400 mililitreye kadar büyüyebilir. Bizim ortalamamız 125-150 mililitre arasında. Çünkü prostat eğer 80-100 mililitreden büyükse bu hastalara değerli meslektaşlarımız diyorlar ki haklı olarak sizin açık ameliyat olmanız lazım. Açık ameliyat olmak istemiyorsanız HOLEP diye de bir ameliyat var. Nasıl bir ameliyattır HOLEP? HOLEP ameliyatını şimdi size göstereceğim. Gene portakal üzerinden göstereceğim. Bakın demin dedik ki kanserde bunun kabuğuyla beraber prostatı çıkarıyoruz. Halbuki HOLEP ameliyatında biz portakalın içiyle kabuğu arasına giriyoruz. Buradan böyle gördüğümüz gibi. Ve bu şekilde prostatın içini tamamen çıkarıyoruz. Sıyırarak çıkarıyoruz. Şurada da bunu daha güzel göstermek mümkün. Bakın, şurası çıkması gereken prostat. Dışarıda da prostatın kapsülü var. Prostat tamamen çıkarılıyor. İçeride hiç doku kalmıyor. En önemli özelliği bu. HOLEP ameliyatının diğer ameliyatlardan farkı bu. Lazerle yapıldığı için de çok az kanama oluyor. Yani çıkartılıyoru söküp almak mı anlayalım yoksa lazerle orada o bölgeyi tahrip etmek, yakmak mı anlayalım? Çok güzel. Bu soru için teşekkür ederim. Hocam ne demek? Bir kere daha başka bir model üzerinde gösterelim. Biz giriyoruz idrar yolundan ve bu kısmı yarısını çıkarıp alıyoruz. Bakın geride damarlar var. Bu damarlar kanamaz hale getiriyoruz. Biz ona tıpta koagüle etmek diyoruz ama halk arasında yakmak diye yakmak, de tabir evet. ediliyorlar. Şimdi bu parçayı çıkardık. Hepsini idrar kesesine ittiriyoruz. Bakın hiçbir doku kalmadı burada. Prostat tamamen rahatladı. Bundan dolayı bu hastalar ameliyat sonrası çok rahat idrar yapabiliyorlar. Hiçbir kanama da olmuyor. İki gece hastanede kalmak suretiyle rahatlıkla evlerine gidebiliyorlar. Ama tabii bazı özel hastalarda bu sonda kalma süresi artabilir. Peki zamanla içeriye ittiğimiz bu dokular ne oldu? Şimdi morsellatör diye bir alet var. Morsellatör. Yine şu kalınlıkta bir tüpün içerisinden geçebiliyor ve biz içerideki o
içeriye attığımız, yani idrar kesesine attığımız dokuları morselatörle aspire ediyoruz, vakum yapıyoruz, yakalıyoruz ve kıyma gibi küçük küçük parçalara ayırıp dışarıya çıkarıyoruz. Ve işte böyle... İdrar kanalı üzerinden idrar mi? Kanalı i̇drar kanalı içinden. İdrar kanalı içinde yerleşmiş olan bir tüp içerisinden dışarıya çıkarıyoruz. Valla anatomi bilgisine göre düşünüyorum da her evet. kim bu ameliyatı düşünmüş, planlamış, icat Tesadüf. Etmiş, bu hale getirmişse Allah razı olsun. İnanın çok zekice bir ameliyat. Evet. Gerçekten öyle. Bu ameliyatı ilk defa 1995 yılında Avustralya'da, Avustralya'nın komşusu Yeni Zelanda'da Peter Gilling diye bir üroloji profesörü geliştirdi. Onun geliştirmesinin sebebi de o sırada lazer cihazları gelişmeye başladı. İlk olarak 60 watt bir lazerle başladı. Sonra 80 watt, 100 watt, 120 watt diye lazer cihazları da giderek arttı. Biz de 10 yıldan bu yana 100 wattlık bir lazer cihazı kullanıyoruz bunun için. Çok yaygınlaşmamasının bir sebebi de nedir? İşte bu lazer cihazlarının biraz pahalı olması. Hmm. Yani milyon dolarlar değil ama. Bir de şey var tabii burada hani teknolojiyi satın almak da mümkün, icat tabii. etmek de mümkün. Fakat o eli yapmak, o doktoru vücuda getirmek, o tecrübeyi yapmak o kadar kolay bir iş de değil hocam. Çok güzel. İkinci sebep de öğrenme eğrisinin biraz uzun olması. Mesela hep söylenen şey, ya bu ameliyatı kaç hastayı seyrederseniz öğrenebilirsiniz. İşte 50 hasta deniyor, 60 hasta deniyor. Yani bizim hasta sayımız şimdi artık binlere ulaştı. Artık tecrübemiz fevkalade güzel. Biz öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza öğretiyoruz. Ve sadece ülkemizde değil, yurt dışından gelen bu ameliyatı öğrenmek isteyen evet. çok sayıda doktorun da size müracaat ettiğini biliyorum. Bizzat buna şahitlik de ettim. Bir gün ameliyathanede hocamı ziyaret ettiğimde yurt dışından gelen hekimler bu evet. ameliyatın nasıl yapıldığını sizin tarafınızdan öğreniyorlardı, sizden öğreniyorlardı. Ekran başında izleyen izleyicilerimize hatırlatma yapalım. Profesör Doktor Remzi Sağlam'ı ağırlıyoruz. Düşünüyorum ki ülkemizde prostat denildiğinde, prostat tedavisi denildiğinde akla gelen belki de ilk isimlerden ve en tecrübeli isimlerden birisi ve prostatı konuşuyoruz. İlerleyen dakikalarda böbrek taşlarını evet. da konuşmak istiyoruz hocam sizinle ama şimdi bu ameliyattan bahsettik. HOLEP ameliyatı evet gerçekten doktor içinde, hasta içinde ciddi anlamda konforlu bir operasyon evet. olduğunu söyledik. Ve fakat bu şöyle de bir soru geliyor olabilir izleyicilerimizin aklına. Evet, prostat büyümesi temizlendi. Ameliyat da başarılı geçti. Sonrasında tekrar acaba prostatta bir büyüme söz konusu olur mu? Olmaz veya diyelim ki son derece nadir olur. Çünkü prostatın tamamı sonradan büyümüş olan dokunun tamamı çıkarılıyor. Bugüne kadar 10-12 sene boyunca hastalar takip edilmiş ve bunlar içerisinde yeniden bir büyüme görülmemiş. Ancak tur ameliyatı sonrası, green light ameliyatı sonrası hastalarda yeniden şikayetler başlayabiliyor. Ne zaman? 3 sene sonra, 5 sene. Bu farklı tedavi yöntemleri değil mi? Farklı tedavi yöntemleri. Yani bugün gerek ülkemizde gerek dünyada daha yaygın olarak kullanılan yöntemler bunlar. Biraz da yapanın tecrübesine bağlı olarak ileriki senelerde yeniden büyümeler başlayabiliyor. O hastalar bize geldiklerinde biz onlara yine HOLEP ameliyatı yapıyoruz. Ve onlar ameliyat olduktan sonra diyorlar ki işte işemek buymuş, şimdi artık rahatladık diyorlar. Tabii tur ameliyatında doku kalma ihtimali biraz daha fazla oluyor. Bu ameliyatlar için size başvuran bir hastanın ameliyat masasına yatmadan önceki tahlil ve teşhis süresi kaç gün kadar sürer hocam? Bu şikayetlerle bize gelen hastalarda biz 2-3 saat içerisinde bütün tetikleri yapıp ortaya koyabiliyoruz. Peki ameliyatın kendisi için anestezi ile ilgili de bir takım şeyler yapıldı. Evet. Ertesi gün ameliyat yapıldı. Evet. Az evvel siz söylediniz, hafızam beni yanıltmıyorsa 2 gün gözetim altında tutuyoruz. Evet. Acaba bir kanama var mı yok mu diye bir görüyoruz, evet. gönderiyoruz. Yani yıllarca çekilen bu sorun bir gün ameliyattan önce, 2 günde ameliyattan sonra, 3 gün içerisinde çözülebiliyor mu hocam? Şimdi hasta bize erken gelmiş ise evet dediğiniz gibi 3 gün içerisinde çözülebiliyor
ve hasta adeta idrar yapamazken, çok zayıf idrar yaparken, senelerce sıkıntı çekmişken 3 gün içinde bu problem çözülüyor ve hasta fevkalade güzel bir idrar yapıyor. Biz onların hepsini işte o işeme testleriyle, üroflorometri dediğimiz testlerle belgeliyoruz. Bunları tabii bilimsel çalışmalar için topluyoruz, kayıtlara geçiriyoruz ve hastalar bize teşekkür ederek gidiyorlar. Ancak hasta geç gelmişse, idrar kesesinde çok fazla artık boşaltamadığı idrar var ise, böbrekleri bozulmuş ise, tabii ki bu hastalarda biraz daha uzun takip etmek gerekebiliyor. Evet, yani daha kronik hastaların takibi de uzun sürüyor. Yapılan işlem de herhalde buradaki anlatılanın dışında biraz daha komplike girişimler yapılabiliyor. Benim özellikle merak ettiğim konu, bu ameliyat kinetiği, bu ameliyat pratiği sağlık turizmine elverişli mi? Yani toplam 3 gün içerisinde valizini almış, gelmiş bir yabancı konuğumuz 3 gün sonra keyifli hatta dış hatlarda ben bir de lavaboya uğrayayım bakayım bir kontrolünü yapayım diyerek gidebilecek kadar olabiliyor mu hocam? Ben merakım bunda. Evet, gerçekten sağlık turizmi yönünden önemli bir şey bu. Çünkü birçok ülkede halen bu HOLEP ameliyatları yapılmıyor. Bilinmiyor bile. Ve çok enteresan. Mesela bizim Almanya'dan, İsviçre'den, İsveç'ten, İngiltere'den çok hastamız var. Hepsi Türk hasta. Türk televizyonlarını seyrediyorlar. Bu konuda bilgi sahibi oluyorlar. Oradaki sağlık sistemi dolayısıyla kendi doktorlarına gidiyorlar ki hani orada sistemler biraz bizden farklı. Ulaşamayacaklarını anlayınca bizimle irtibata geçiyorlar. Geliyorlar, ameliyat oluyorlar ve gidiyorlar. Ve ameliyat olan hastaların memnuniyetlerini ifadeleri çok çeşitli oluyor tabii ama birçoğu diyor ki ya biz şimdi boşuna sıkıntı çekmişim. Senelerim boşuna geçmiş. Boşuna senelerce uykusuz kalmışım. Veyahut da diyorlar ki ya işte idrar yapmak buymuş. Ben hayatımda bu kadar güzel bir idrar yapmadım ki. Böyle memnuniyetlerini belirtiyorlar. Bu noktada hocam herhalde ihmal etmemek, o belirtileri hissettiklerinde mutlaka uzmana başvurmak, doktora danışmak da çok önemli. Çünkü nedense toplumumuzda yaşla birlikte sanki evet bu idrarla yaşadığım sorunları herkes yaşıyor. Aman canım ne olacak, yaştan dolayıdır, ilerleyen yaştan dolayıdır böyle bir sorun yaşamam da diye düşünebilir pek çok erkek. Çok haklısınız, size katılıyorum. Konuyu açtığınız için de teşekkür ederim. Gerçekten. Hastaların idrar problemi olunca, gece kalkma problemleri olunca bunu yaşlılığa bağlamamak lazım. Bu yaşlılıkla ilgisi yok. Bize gelen hastalara biz soruyoruz. 75 yaşında hasta, gece idrara kalkman var mı? Yok hocam. Hayır, ben yatıyorum ve kalkıyorum diyor. Çünkü prostatla ilgili bir şikayeti yok. Prostat problemi yok. Ama bazı hastalar bunu bu şekilde kabul ediyorlar. Ve daha da önemlisi, bunun altında bir prostat kanseri de olabileceğini hiç düşünmüyor. Yani basit gibi görünen idrara sık kalkma durumu aslında evet bir prostat büyümesinin belirtisi olabilir. İkincisi daha da kötüsü belki de prostat kanserinin de bir belirtisi olabilir mi hocam? Tabii. Onun için hep dediğimiz gibi eğer ailesinde, amcasında, kardeşinde, babasında bir prostat kanseri hikayesi var ise o hastalar 45 yaşından itibaren PSA kontrollerine başlamalı. Böyle bir şikayet yok ise, ailede prostat kanseri hikayesi yok ise 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa dahi bir üroloji uzmanına gelip ben geldim, ne şikayetiniz var? Hiçbir şikayetim yok. Sadece siz dediğiniz için, kontrola gelin dediğiniz için geldim diye başlamalı ve her sene bu kontrollara devam etmeli. Toplumda aslında bu tip konularla ilgili çok fazlaca doğru bilinen yanlışlar da var. Bu tip sorunlarla karşılaştığımız zaman pek çoğumuz işte internetten faydalanarak bilgi toplamaya çalışıyoruz. Zannediyorum ki prostat da bu konuların başında gelen konulardan. Oralardaki bilgiler aslında kaynağı da belli olmayan bilgiler olmasından dolayı belki de kişiyi korkutabilir, ürkütebilir. Özellikle prostat ameliyatlarında hocam, bir erkeğin bu ameliyatı oluyor olması onun genel sağlığına nasıl etki eder? Bu da korkulan ve merak edilen konulardan. Tabii. Bir kere
prostat ameliyatlarından sonra o diğer ameliyatlarda, tur ameliyatında, açık ameliyatında çok düşük oranda sertleşme kaybı görülebilir. Ancak bu HOLEP ameliyatı, lazerle yapılan bir ameliyat, prostat kapsülünü geçip dışarıdan geçen sinirlere, bakın dışarıdan bu sertleşmeyle ilgili sinirler geçiyor. Bu sinirlere tesir edip de zarar vermesi mümkün değil. Hı hı. Yani HOLEP ameliyatından sonra sertleşme kaybı hemen hemen yok gibi, sıfır gibi. Bazı hastalar diyorlar ki, nadir de olsa, ya hocam bizim ileride çocuğumuz olur mu? Hı hı. Dünyanın 40 türlü hali var. Olur. Tüp bebek şeklinde olur. Neden? Çünkü biz meni kanallarına hiç dokunmuyoruz HOLEP ameliyatı yaparken. Dolayısıyla birçok hasta bunu soruyor da hiç daha böyle bir şeye teşebbüs eden de olmadı şimdiye kadar. Peki, peki hocam. Babam prostattı, ben de prostat olur muyum diyen var mı hocam size? Var. Var. Hatta baba oğul aynı gün ameliyat ettiğimiz hastalar da var. O da bir özel bir şey. O da peki, özel. Peki siz ne diyorsunuz bu durumlarda? Ya oğlum boş ver. Sende de olacak diye bir şey, kural yok diyor musunuz yoksa? Yaşına bakıyoruz. Yaşı eğer 50'nin üzerindeyse mutlaka onda da oğlunda da tetkiklerini yapıyoruz. Peki hemen hocam buyurun bir şey söyleyeceksiniz. Bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi sanılıyor ki bu prostat meselesi sadece erkekleri ilgilendiren bir konu. Kesinlikle değil. Bu bayanları da çok ilgilendiriyor. Çünkü prostat hastasının hanımı bu işten rahatsız oluyor. Gece durmadan beyi tuvalete kalkıyor. Ve bizim gördüğümüz olay çok takdir edilecek bir olay tabii. Eşleri, hanımefendiler kocalarını getiriyorlar muayeneye. Hatta onların direncine rağmen muayeneye getiriyorlar. Çok da iyi ediyorlar. Kızları, prostat hastalarının kızları, bazen de torunları alıp hastayı getiriyorlar bize. Bir incelemekte fayda var. Yani kanser çıkanlar oluyor bunlar arasında. Aman kendinize dikkat edin, bir an önce ameliyat olmanız gerekir dediğimiz hastalar oluyor. Onun için her kızın, her bir babası, bir dedesi vardır. Onun için herkes babalarına, dedelerine sahip olmalı belki diyorum. Belki de bu noktada hocam farkındalığı yükseltmemiz gerekiyor. Doğru. Yani bu anlamda aslında bu yaptığımız yayınları da bundan dolayı çok seviyorum. Çünkü pek çok hastalıkla ilgili ve tedavi yöntemiyle ilgili farkındalık da yaratıyor. Bir fikir veriliyor tabii. Hocam şimdi prostat ileri yaş hastalığı. Evet. Evet. Peki daha erken yaşlarda görülen ve size sıkça başvurulan böbrek hastalıkların da var. Örneğin evet. Böbrek taşlarımız var. Evet. Böbrek taşlarında gerçekten de bir artış son yıllarda beklenen dışında bir fevkalade bir durum var mı hocam? Var. Böbrek taşları ülkeden ülkeye tabii oranlar değişiyor ama aşağı yukarı her ülkede böbrek taşlarında bir artış var. Bunun sebebi şu anda bilinmiyor. Mesela biz bir iklim kuşağındayız. Bu iklim kuşağı dediğimiz şey nereden geçiyor? İşte İtalya, Yunanistan, İspanya, o devam ediyor. İran, Pakistan, Afganistan şeklinde. Öyle bir iklim kuşağı ki nitpeten sıcak bir iklim. Hı hı. Suyu da az içiyorsa buharlaşmayla insanlar suyu kaybediyorlar. Böbreklerden az idrar süzülmesi o böbreklerdeki çeşitli minerallerin biraz daha çökelmesine ve böbrek taşı teşekkülüne sebebiyet sebep oluyor. Yani su bu noktada mesela, çok önemli diye aldım su, ben anlattığınızdan hocam. Kesinlikle tabii ki çok önemli. Mesela bir İskandinav ülkelerinde, İsveç'te, Norveç'te taş oranı Türkiye'ye göre, Pakistan'a göre daha az. Ne yiyorlar acaba onlar bizden farklı olarak? İnsan gayri ihtiyacı düşünüyor. Yedikleri içtiklerinden ziyade iklim daha önemli. Evet. Orada soğuk iklim var. Bizde sıcak iklim var. İşte şimdi de sıcak günleri yaşıyoruz. Biz gelen her taş hastasına çok su içmelerini, özellikle güneşte kaldıklarında, terlediklerinde daha çok su içmelerini tavsiye ediyoruz. Yabancı ülkeler veya değişik iklim kuşakları ile ilgili evet bizim demek ki fevkalade bir durumumuz var. Ancak kendi içimizde değerlendirecek, derecelendirecek olursak kimler risk altındadır hocam? Kimler böbrek taşı için daha risklidir? Şimdi böbrek taşının
yani şunu yerseniz sizde böbrek taşı olur şeklinde bir yorum yapmak mümkün değil. Ancak yine ailevi faktörler var. Annesinde babasında taş olanlarda böbrek taşı oluşabilir. Ve şöyle bir kanaat var. İşte çok süt ve süt ürünleri yiyip içenlerde, tüketenlerde böbrek taşı daha çok olabilir diye. Ve genelde eskiden ne derdik biz? Böbrek taşı olanlara aman süt, peynir ve süt ürünleri yemeyin. Bu kavram biraz şimdi değişti. Şimdi artık demiyor musunuz hocam? Bu kavram biraz değişti çünkü Amerika'da 15 yıl süren işte hemşirelerin, teknisyenlerin, doktorların katıldığı 10 bin hasta üzerinde yapılan bir çalışma sonuçları çalışma. Bize daha iyi yol gösterici oldu. Şimdi artık diyoruz ki bakın çayınızı sütle içerseniz size bir zararı yok bunun olmaz taş yönünden. İngilizler daha çok çaylarını sütlü çay içiyorlar. Ama bunu biliyorlar mıydı, bilmeden mi böyle yapıyorlardı? O konuda bir şey söyleyemem. Fakat biz şimdi diyoruz ki ya yemeğin üzerine her zaman yoğurt koyabilirsiniz. Hiç çekinmeyin bunun hiçbir zararı yok. Çayınızı sütle içebilirsiniz öğlen akşam yemeklerinde. Yoğurt, süt, ayran içebilirsiniz. Bir tek şeyi yapmayın. Nedir o? İki öğün arasında kalsiyum hapları almayın. İki öğün arasında? İki öğün arasında. Mesela kahvaltıyla öğle yemeği arasında yemek dışında kalsiyum hapları almayın. İki, bir kase yoğurdun başına geçip de iki öğün arasında yemeyin. İki öğün arasında bir bardak süt içmeyin. Ne yaparsanız yapın, yemekler sırasında yapın. Neden? Çünkü sütteki kalsiyum, peynirdeki kalsiyum, yemeklerdeki oksalatlarla birleşiyor. Kalsiyum oksalat meydana geliyor ve bunların bağırsaktan emilmeleri daha az oluyor. Dolayısıyla onun böbrekte için, de taşa da eğim söz konusu evet, oluyor değil mi? Evet, en önemli yatkın olay bu. Biz kalsiyum hapı alan bayanlara özellikle. Ne zaman almak gerekiyor bu hapları? Yemekler sırasında. Yemek esnasında birazcık yemek esnasında almak en ideali. Kendisine yeteri kadar kalsiyum alabilir bu suretle. Ve bu suretle bir böbrek taşına sebep olmaz. Bir de halk arasında çok fazla bilgi kirliliği de diyebileceğim boyutta fikirler var. Ve bunlar o kadar ciddi uçuşuyor ki. İşte filan yörenin suyu daha az böbrek taşı yapar falan, membağın suyu çok faydalıdır. hatta işte arıtma sistemleriyle yapılan evde artık günlük yaşantımıza kadar girmiş bir takım teknolojiler var. Bunların koruyuculuğu işte şu yöndedir falan evet. Gibi. Bizi aydınlatır mısınız? Gerçekten taş yapmayan su var mı veya taşı eriten su var mı? Tabii bu taş oluşumunun altında genetik faktörler, metabolizma bozuklukları da var. Onun için yine birçok çalışmalar yapılmış. Şu şehrin suyu araştırılmış, öbür şehrin suyu araştırılmış. Bu sular eğer iyi kalitede sular ise taş oluşumunda çok büyük etkisi olmadığı da gösterilmiş. Ama tabii sert sular, çok kireçli sular içiliyorsa bunların bir dereceye kadar rolü vardır. Şimdi bütün bunları biz konuşurken taş oluşmasını nasıl engelleriz diye konuşuyoruz ama bir de bizim hastalarımız ellerine alıyorlar ultrason raporunu. Doktor bey benim böbreğimde taş çıktı diye geliyorlar. Evet, şimdi hocam, o zaman ne yapacağız? Her zaman belirti verir mi böbrekteki taş? Her zaman belirti vermez. Eğer taş kanala girmişse, küçücük bir taş ise böbrekteki gerilmeden dolayı bizim kolik dediğimiz çok şiddetli ağrılara sebep olabilir. Bir i̇şte, doğum ağrısı bir de böbrek taşı ağrısı. Evet, hep böyle söylüyorlar. Ve bu hastalar acil servislerde hemen serumlar takılır, gerekli ilaçlar yapılır ancak o şekilde ağrıları geçirilebilir. Ama bazen de çok basit ağrılarla, sağ bölümün sağ tarafında bir ağrı var, sol tarafında bir ağrı varlarla hastalar geliyor ve yapılan tetkikler sırasında bu hastalarda biz taş tespit ediyoruz. Ve bir de bak hatta bazen çok büyük taşlar tespit ediyoruz. Hani küçük taşlar 3 milimlik, 5 milimlik bir taş. Mesela hocam büyükten kastınız. Büyükten kastım. Tabii ki bu taşlar artık çok görülmüyor ama bütün böbreği doldurmuş.
Eyvah eyvah. Böbreğe zarar vermiş. Düz böbrek filmi çektiğiniz zaman sanki ilaçlı film gibi gördüğünüz, sandığınız bütün böbreğe doldurmuş taşlar var. Şimdi eskiden Türkiye'de de bu taşlar çok idi. Ama Türkiye'de sağlık hizmetleri biraz daha her geçen gün biraz daha iyiye doğru gittiği için şimdi böyle büyük taşları görmüyoruz. Ama biz görüyoruz. Nereden görüyoruz? Azerbaycan'dan geliyor, Irak'tan geliyor, Arnavutluk'tan geliyor bu tip hastalar. Cezayir'den hatta geliyor. Bizim oralardan hastalarımız var. Ve özellikle de bu koca koca taşlar geliyor. Çünkü o böbreği tam olarak doldurmuş taşları biz hastayı hiç kesmeden perküten dediğimiz bir yöntemle böbreğe girip şöyle bir tüpün içerisinden lazerle taşı toz haline getirerek temizleyebiliyoruz. O minicik taşı veya büyümekte olan o taşı alabilmek için doku katlarını anatomik olarak kat 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 açıp oraya girmek, akabinde o ameliyatı yapıp dokuyu kapatıp kat 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 geriye çıkmak o kadar zahmetli bir iş ki. Ya. Tek noktada açık ameliyattan bahsediyorum. Ancak böyle bir özellikle endoskopik bir yöntemle kapalı ameliyatla girip taşı parçalayıp onu kalıntılarını almak rüya gibi bir şey aslında. Ben asistanken işte Gülhane'de çalıştığımız yıllarda. Burası benim de aynı zamanda eğitimini gördüğüm. İkimiz de Gülhaneliyiz. Hocamısınız. Ben bir dilek tutabilirim iki Gülhaneli arasında o zaman. Gülhane'de olduğumuz yıllarda henüz bu büyük gelişmeler, önemli gelişmeler yok idi. Ve biz küçücük pirinç tanesi kadar bir taş için hastayı keserdik. Bayağı bir cerrahi. İdrar yolunu bulurduk, taşı oradan çıkarır. Dünyada yoktu tabii ki. Ve ben Gülhane'den ayrılmamın ana sebeplerinden birisi de o sırada işte birçok hocayla birlikte bir böbrek taşı kırma merkezi kurduk. Onun arkasından Türkiye'de böbrek taşı kırma cihazları imal edilmeye başlandı. Yani ben de o imal edenlerin bir arasında olmaktan gurur duyuyorum. Yüksek teknolojili bir cihaz ama Türk mühendisleriyle işbirliği yaparak bu cihazları imal edildi. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 200 civarında kullanılıyor. Türk malı böbrek taşı kırma cihazları var. Ve yanlış söylüyorsam lütfen beni düzeltin. Sadece ülkemizde değil artık yurt dışında da bu Türk malı üretimi cihaz kullanılıyor mu hocam? Kullanılıyor. Doğru. 56 ülkeye ihracat yapılıyor. Türk imza atarsa böyle yapar zaten. Ve bundan tabii hepimiz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yani ben Türk cihazı kullanıyorum. Bak çok güzel, çok iyi diye birbirlerine doktorlar tavsiye ediyorlar. Bu da işin bir tarafı. Yani böbrek taşları SVL ile kırılıyor. İkinci bir tedavi yöntemi de üreteroskopi dediğimiz kanal içine giren aletler. Eğer bir taş kanal içine girdiyse idrar yollarından, normal hastanın idrar yaptığı idrar yollarından girip taşı görüp televizyonda seyrederek taşı toz haline getirmek mümkün. Ama taş böbrekten henüz yeni çıkmışsa, 14 sene önce biz de giriyorduk fakat taş böbreğe gidiveriyordu. Şimdi ne yapacağız diye düşünüyorduk. Aslında yapılacak formül var idi. Yine Türkiye'de yapan çok az idi. Biz de gerekli aletleri temin ederek, bunu söylerken bugün hemen hemen bütün hastanelerde bu anlattığım işlem yapılıyor. Flexible üreteroskopi ile böbreğe giden taşları da tedavi etmeye başladık. Yani arayarak, dönerek. Tabii böbreğin boşluğuna tek tek girmek, kontrol etmek mümkün. Oradaki taşları toz haline getirmek mümkün. Ancak yine bir sorun vardı. Benim yaşım biraz gençliği geçmiş idi. Ve dedim ki ya buna bir çare bulun. Çocuklar bu ayakta bu iş çok zor oluyor. Ve yeteri kadar hassasiyet gösteremiyoruz. İşte bu talep üzerine yine Türk mühendisleri bir Türk robotu yaptılar. Bu kullandığımız flexible üreteroskop dediğimiz aletleri kullanan oturduğunuz masa başında konsoldan gayet rahatlıkla, hatta bazen elinizi bile kullanmadığınız bir sistem yapıldı. Ve bu sisteme uzaktan
Efendim? Uzaktan kumanda ederek bu cihazı kullanıyorsunuz. Uzaktan kumanda ederek. Hele hele bu işlerde biraz da radyasyon oluyor. Radyasyondan da uzak. Hiç o ağır kurşun gömlekleri falan giymeye gerek kalmadan gayet konforlu bir şekilde bu böbrek taşları tedavi edilebiliyor. Getirdiği bir avantaj daha var. Biraz daha büyük taşlar, aslında böbreğin delerek tedavi edilebileceği taşlar da bu robot ile tedavi edilebiliyor. Peki şunu merak ediyorum hocam. Prostat tedavisini konuşurken farklı ameliyat isimleri söyledik ve HOLEP ameliyatı ile ilgili bilgi verdik izleyicilerimize. Şimdi evet, ekran başında izleyen böbrek taşları ile ilgili rahatsızlık duyan izleyicimiz şunu soruyor olabilir. Ya ben doktoruma gidip bu ameliyatı nasıl anlatayım? Bu ameliyatın bir ismi var mıdır? Nasıl söyleyeyim diyebilirler. Şöyle özetleyelim. Bir kere hasta gelip bize taşını gösterdiği zaman biz hastanın taşının yerine göre, büyüklüğüne göre en uygun tedaviyi ona anlatıyoruz. Ama internet çağında yaşıyoruz. Hastalar bize hazır geliyor. İnternetten ameliyat çeşitlerini okumuş olarak geliyor. Hatta bazı hastalar ben flexible retroskopi yaptırmaya geldim bile diyebiliyor. Peki hocam şunu merak ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin lütfen. Sonrasında sorumu soracağım. Sorunuzdan önce belki vakit kalmaz diye korkumdan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tabii böbrek taşı tedavisinde pek çok işlem konuştuk. Rigid retroskopi dedik, flexible retroskopi dedik, robotik böbrek taşı tedavisi dedik, SVL dedik. Tabii bunun önlenmesi de çok önemli. Böbrek taşlarının önlenmesi de çok önemli. Nasıl önleyeceğiz? Onun için de bir kere taşın bir parçası alınacak, analize gönderilecek, taşın cinsi tespit edilecek. Bir de artık dünyada bütün bu işlemlerin bir arada olduğu taş klinikleri kurulmaya başlandı. Mesela internete giriyorsunuz. İngilizce stone clinic diyorsunuz. Oo, Amerika'da bir sürü stone clinic çıkıyor karşınıza. Türkiye'de de yine gururla söylüyoruz ki birçok meslektaşımız bu modern tedavi yöntemlerini uyguluyorlar. Öncelikle iyi ki varsın ailesi adına. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Yoğun programınıza rağmen bugün geldiniz ve bu iki önemli konuyu bizlerle paylaştınız. Hakikaten ekran başında izleyen izleyicilerin de dikkatli bir şekilde dinlediğine eminim. Çünkü sizin gibi değerli bir hocanın bunları anlatıyor olması, bu bilgileri bizlerle paylaşıyor olması çok önemli. Tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Profesör Doktor Remzi Sağlam'ı efendim ağırladık stüdyomuzda ve hem prostat büyümesini, prostat kanserini hem de böbrek taşlarımızı konuştuk ve gelişen teknolojileri bizlerle paylaştı hocam. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak çok güzeldi. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bir cümle olarak alalım hocam sizden. Eklemek istediğim iki şey var. Bir tanesi HOLEP ameliyatında sayımız 1000'e yaklaşıyor. Eylül ayında uluslararası bir kurs düzenleyeceğiz. Çeşitli ülkelerden katılımlar olacak ve biz yaptığımız HOLEP ameliyatlarını onlara da göstereceğiz. İkincisi de bu Ankara'da ve İstanbul'da kurulan Böbrektaşı Tedavi Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne de yine yurt dışından, yurt içinden pek çok meslektaşımız eğitim için gelecekler. Biz bunların duyurularını ayrıca doğrudan e-mail suretiyle, e-mail göndermek suretiyle de yapacağız. Ancak böyle güzel yöntemlere sahip olduğumuz için hastalara bu modern imkanları, modern tedavi yöntemlerini sunabildiğimiz için biz de mutluyuz. Çalışmalarınızdan dolayı bizler de size çok çok, çok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve Remzi Hocam'ı uğurluyoruz ama programımız devam ediyor. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan hemen sonra Doktor Özgür Koldaş'la birlikte son dakikada güzellik bölümünde ne konuşuyoruz hocam? Kırışıklık tedavileriyle ilgili gelişmeler konuşacağız. Ekran başında kalın, az sonra karşınızdayız. A-Life Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu İyi Ki Varsın devam edecek. A-Life Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Efendim tekrar stüdyomuzdayız. İyi ki varsın devam ediyor. Beyaz TV ekranlarındasınız. Her sabah olduğu gibi Doktor Özgür Koldaş'la birlikte bizler konuklarımızı ağırlıyoruz ve programımızın son bölümünde de Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik
bölümü başlamış oluyor. Ne çok bölüm söyledim olsun ama evet, izleyicilerimiz beni anladılar bence. Kırışıklık tedavilerini konuşacağız. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum, bir tane hanımefendi yurt dışından efendim. 19 yıl boyunca ne gülmüş, ne ağlamış, ne mimik yapmış, neymiş efendim? Kırışıklıklar olmasın diye böyle ifadesiz bir İnsan düşünebiliyor musunuz hocam 19 yıl? Aman aman hayır, izleyicilerimiz gülmeye, mimiklerini kullanmaya devam etsinler. Devam etsinler. Biz o kırışıklıkları giderebiliyoruz. Evet, gelişen teknolojiler, medikal estetik alanda. Çok fazla alanda detaylar var ama yani aman gülmekten geriye kalmasın kimse. Peki hocam şimdi evet, biz yaş aldıkça ne yazık ki bu yüzümüzdeki kırışıklıklar artıyor. Peki bunlar arttıkça biz ne yapacağız, nasıl kurtulacağız? Aslında bu kırışıklıklara çok takıntılı olmamak da lazım. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Ancak bu kırışıklıkların kişinin kendine olan özgüvenini yitirmeye başladığı noktadan itibaren ve bunu bir takıntı haline getirdiği andan itibaren çözülebilecek basit müdahaleler var ise eğer, onları da hayata geçirmek suretiyle kırışıklıklardan kurtulmak çok da büyük bir problem değil. Bu kırışıklık tedavilerinde aslında yüzü biz birkaç bölgeye ayırıyoruz. Yüzün üst bölümünü, orta bölümünü ve alt bölümünü 3 ayrı anatomik bölge olarak değerlendiriyoruz. Üst bölümündeki kırışmaların ekseriyasının giderilebilmesi için tek bir uygulama botoksa, botulinum toksin enjeksiyonunun verdiği cevap bize hemen hemen yeterli olabiliyor. Hı-hı. Eğer daha da derin bir kırışma varsa belki birkaç ilaveten dolgu uygulamaları yapılabilir. Ama yüzün orta ve alt bölümü için kırışıklık tedavileri oluşmuşsa eğer, biz biliyoruz ki cilt yapısı bir şeylerini kaybetmiş. Bir maddelerini kaybetmiş, muhteviyatında var olan, öncelerden var olan ama şimdi artık o kadar kalmayan bir şeyleri kaybetmiş. Evet, biz bunu gidermek adına öncelikli olarak cilt kalitesini arttırıcı mezoterapi tekniklerini kullanarak çok küçük moleküllerden yapılmış, insan vücudu tarafından da kabul görebilen, asla bir reaksiyon yaratmayan türde maddeleri tercih ediyoruz. Bunu küçük iğnelerle cilde yaklaştırarak, cilde yerleştirerek yapıyoruz. Aynı zamanda lazer ışınlarıyla, radyo frekans enerjileriyle, ultrason teknikleri, teknolojileri yardımıyla da ciltte ısıl işlemler yapıyoruz. Yani bir enerji veriyoruz. Enerjiyle dokuyu ısıtıyoruz. Isındığı zaman burada bir ısı hasarı oluşabilir diye vücut kendi kolajen lerini aktifliyor ve bizim dışarıdan enjekte ettiklerimizle vücudun kendi kaynaklarından getirdiği kolajenler birleştiği zaman gerçekten doku canlanması, o kırışıklıkların giderilmesi gözle görülür hale geliyor. Peki şunu merak ediyorum hocam, araya girdim ama şimdi diyelim ki kişinin cildinde çok belirgin, çok derin yılların getirdiği bu kırışıklıklar var. Bunlardan bu teknolojileri kullanarak tamamen kurtulmak söz konusu mudur? Tamamen kurtulmak aslında çok doğru bir yaklaşım da değil. Çünkü tamamen demek o dokunun iç yapısında kayıpların tamamından fazla, kayıplardan fazla bir takım yabancı maddeleri bölgeye yerleştirmek demek. Hı hı. Vücut kimyasının da ortalama olarak pH değerini değiştirmek anlamına gelir. Burada doğal görünümü yakalayabilmek, yaşının iyisini yakalayabilmek, kendine yakışanı yakalayabilmek aslında daha doğru bir yaklaşımdır. Eğer bir iddia varsa tamamen yok olacak, İşte ekran insanıyım, sahne insanıyım, bu tamamen ortadan kalkmasını istiyorum gibi bir temayülü var ise, doğruluğunu, yanlışlığını test ettikten sonra, yani gerekliyse hekim tarafından karar verilme, uygulama yönüyle çıkılırsa, tek bir uygulamadan değil, botoks, dolgu, bir mezoterapi, seri uygulamadan değil, enerji cihazlar değil, orkestranın tüm enstrümanlarını kullanarak yapılmasında daha doğal bir sonucu görmek açısından doğru bir seçenek vardır. Ama buradan sevgili izleyenlerimize, hanımlar özellikle bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Var, elbette ki. Her yaşın kendine göre bir anıları da bulunmaktadır. Tamamını yok etmeye çalışmak belki doğru bir parlak bir fikir gibi gelebilir ama doğru sonuçlara çok
gelmeyecektir. Kusursuz değil aslında. Hepimiz belki de kendimize özgü karaktere sahip olmalıyız cilt anlamında. O kırışıklıkların da aslında bize kattığı o kadar güzel şeyler var ki bu mimikleri kullanıyor olmak, gülebilmek, belki de kendimizi sevebilmekle başlıyor her şey, öyle evet, değil mi hocam? Ve bu konuda da benim her zaman her noktada telaffuz etmekten de hoşlandığım bir motto var. Küçük bir dokunuş hayatınızı değiştirebilir. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümümüzün sonuna ve programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir program oldu. Ağzınıza, yüreğinize değil. Sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Life Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.